Arkadaşlar merhabalar, ben Oğuzhan Hoca, tekrardan karşınızdayım. Yazım kuralları ile ilgili olabildiğince detay ve kestirme mantıkları kafanızda betimleyeceğim arkadaşlar. Yani kafaya kazıyacağım ve gözünüzü kapattığınız an direkt gözünüzde canlanacak. Hiç vakit kaybetmeden başlıyorum değerli öğrencilerim. Akrabalık bildiren kelimelerin yazımı. Tabii bileşik olan sözcüklerden bahsediyoruz. Babaanne gibi, anneanne gibi, büyük baba gibi, cici anne gibi, kayınbaba gibi kelimeler bitişik yazılır. Tabii ki bitişik yazılır. Çünkü insan babaannesinden ayrılmaz arkadaşlar. Anneannesinden ayrılmaz. Büyük babasından ayrılmaz. Hele cici annesinden hiç ayrılmaz. Sen ayrılsan baban ayrılmaz. Onun için arkadaşlar, bu tip akrabalık belirten tüm sözcükleri bitişik yazıyorsun. Önemli bir başlık, dikkat edelim. İkinci başlığımız arkadaşlar, yönetici anlamındaki başı kelimesi. Tamamıyla bitişik yazılır. Çete başı, usta başı, ele başı, çeri başı, çeri asker demektir. Yüz başı. Nereden aklımızda tutacağız? Arkadaşlar eğer herhangi bir yerde çalışmışsanız bilirsiniz. O usta başı sizin tepenizden ayrılmaz. Yani her yerde size bitişik dolaşır. Hele yüzbaşılar. Onun için tüm başılar, yani yönetici anlamındaki başılar bitişik yazılır. Kodlamayı ihmal etmeyelim. Devam edelim. Arkadaşlar yolumuzu ayırıyoruz. Artık siz yolunuza, ben yoluma diyorum ve şaka yapıyorum. Arkadaşlar ana yol. Yolları ayıracağız. Karayolu, yolu ayıracağız. Hava yolu, yolu ayıracağız. Deniz yolu, yolu ayıracağız. Ancak nedendir bilmiyorum. TDK otoyolu ayırmıyor arkadaşlar. Niye ayırmıyor onu ben de bilmiyorum. Otoyol bitişik, diğer yollar ayrı. Bazen yolu ayırmak iyidir değerli öğrencilerim. Devam edelim. Sloganımızı unutmuyoruz. Evimizi ayırmıyoruz. Annemizi üzmüyoruz. Neydi arkadaşlar? Evlendiğimizde evimizi ayırırsak annemizi üzerdik. Onun için evimizi ayırmıyorduk ve anacığımızı üzmüyorduk. Yani klasik olarak bilinen ev sözcükleri bitişik yazılır. Yani polis evi, huzur evi, çay evi, öğretmen evi, ceza evi gibi evler bitişik yazılır. Ancak çok fazla kullanılmayan bazı evler var. Onlar ayrı yazılıyor. Onları da bilmekte fayda var. Dağ evi gibi, bağ evi gibi, orman evi gibi. Bakın şunların üçü de doğayla alakalı. Doğaya kaptırmışlar kendilerini. Bir de hücre evi arkadaşlar. Bu evler ayrı yazılıyor ama sloganımızı unutmayın. Evimizi ayırmıyoruz, annemizi üzmüyoruz. Genel olarak karşımıza bunlar çıkacaktır. Bunların hepsi de bitişik yazılıyor değerli öğrencilerim. Arkadaşlar harika bir başlık, harika bir detay. Çok dikkat edeceğiz. Burada bir kodlamamız da var. Önce şu yardımcı eylemlerin yazımını kısaca hatırlatalım. Neydi yardımcı eylemler? İsimle bir fiilin bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Peki hocam bunlar ne zaman bitişik, ne zaman ayrıydı? Eğer ünlü düşerse değerli öğrencilerim ya da ünsüz türerse, bu ikisi olduğu zaman biz nasıl yazıyorduk? Bitişik yazıyorduk. Ancak ünlü düşmez ya da ünsüz türemezse ayrı yazıyoruz. Doğru mu? Doğru. Başlayalım. Fark etti. Arkadaşlar düşme yok, türeme de yok. Onun için ayrı yazacağım. Mutlu olmak, yine düşme yok, türeme yok, ayrı yazacağım. Zapt etmek, yine düşme, türeme yok, ayrı yazacağım. His etmek, şuradaki S'yi gördünüz mü arkadaşlar? Aslında bu his etmektir. Şuradaki S ne yapmış? Türemiş. Ünsüz türemesi olduğu için ne yapacağız? Bitişik yazacağız. Kayboldu. Aslında nedir bu? Kayıp oldudur. Şuradaki I düşmüş. Ünlü düşmesi olduğu için nasıl yazacağım? Bitişik yazacağım. Hal oldu. Şuradaki L ne yaptı? Türedi. Ünsüz türemesi olduğu için bitişik yazacağım. Arkadaşlar düşme ya da türeme varsa bitişik, bunlar yoksa ayrı yazıyoruz. Yardımcı eleme dikkat, bakın. Fark isim, etmek fiil. Yani bir isimle fiilin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Peki hocam ben düşürmesem ve ayrı yazsam yazabilir miyim? Yani şöyle, televizyon seyir ettim diyebilir miyim bu şekilde?
diyemezsin değerli öğrencim. Doğrudan düşüreceksin ve bitişik yazacaksın. Yani seyrettim şeklinde yazacaksın. Düşürmen gerekiyorsa düşürüyorsun, türetmen gerekiyorsa türetiyorsun ve bitişik yazıyorsun. Bu önemli bir mantık. Bunu zaten anlatmıştık. Yalnız şu detayları yine söyleyeyim. Burada kodlama da yapacağım. Arkadaşlar, men etmek, mahvetmek, def etmek ve gasp etmek gibi şu gasp, def, maf ve men ifadeler arkadaşlar, bunlar Arapçadan dilimize girmiş kelimeler. Bunların dördü de hiçbir ses olayından bağımsız bitişik yazılıyor. Hocam ben bunları nasıl kodlayacağım? Arkadaşlar biliyorsunuz eskiden devlet güvenlik mahkemeleri vardı. D, G, M diye. Bakın bunu bu şekilde kodlayabilirsiniz. D, G, M. Ancak iki tane M. Def etmek, gasp etmek. Bakın bir de bu B arkadaşlar. Dikkat edelim. Mahvetmek ve men etmek arkadaşlar. Bu D, G, M, M'ler bitişik yazılıyor. Hiçbir şeye bakmadan ses olayına, bir daha söylüyorum. Def etmek, gasp etmek, mahvetmek, men etmek arkadaşlar bitişik yazılıyor. Dikkat ediyorsunuz. Devam arkadaşlar, altı üstü üzeri sözcüklerinin yazımı. Bunun mantığı da şuydu. Gerçekten bir şeyin altını, gerçekten bir şeyin üstünü, gerçekten bir şeyin üzerini kastederse ayrı, gerçekten bir şeyin altını üstünü kastetmezse bitişik yazıyoruz. Yani şu. Akşam üstü dediğimiz zaman akşamın üstünü kastetmediği için arkadaşlar nasıl yazacağız? Tabii ki biz bunu bitişik yazacağız. Aynı zamanda sınav sorusudur. Yeraltı dünyası dediği zaman arkadaşlar karanlık dünyayı, mafya vari şeyleri kasteder. Gerçekten yerin altını kastetmez. Bitişik. Devam ediyorum. Yüz üstü. Arkadaşlar gerçekten yüzün üstünü kastetmez. Yüzün üstünü kastetmediği için nasıl yazdım? Bitişik. Aynı zamanda yüzü koyun yatmakta yüzüstüyle aynı şeydir. Dikkat edin, o da bitişik. Suç üstü. Suçun üstünü kastetmediği için bitişik. Ayak üzeri konuşalım diyoruz. Ayağın üzerini kastetmediği için bitişik. Öğle üzeri görüşürüz. Öğlenin üzerini kastetmediği için arkadaşlar bitişik. Ancak dikkat edelim. Eğer yer altı çalışmaları, buraya kaymış bu. Yer altı çalışmaları derseniz gerçekten yerin altını kastediyor. Ya da yer altı madenleri derseniz gerçekten yerin altını kastediyor. Gerçekten bir şeyin altını kastederse o defa biz bunu ayrı yazıyoruz. Altı üstü üzeri gerçekten bir şeyin altını üstünü kastederse biz bunları ayrı, kastetmezse bitişik yazıyoruz. Genel olarak da bitişik yazıldıklarını unutmayalım değerli öğrencilerim. Evet, devam ediyoruz. İçi, dışı, sonu, sıra sözcüklerinin yazımı. Bunları sıradan aklımızda tutuyoruz değerli öğrencilerim. Bakın içi, dışı, sonu, sıra, dördünü de bir araya getirdim. Nasıl tutacağız sıradan aklımızda? Sınıftayız. Arkamızdan arkadaşlardan biri sırayı sıkıştırdı. Ne yaptık? Rahatsız olduk. O zaman sıraları ayıracağız. Rahat oturacağız. Bak, sloganı unutma. İçi, dışı, sonu, sıra. Sıraları ayır, rahat otur. Hafta içi ayrı, yanı sıra ayrı. Gündem dışı ayrı, çevrim içi ayrı. Hafta sonu ayrı, ay başı ayrı. Bu ay başını da arkadaşlar hafta başı gibi, hafta sonu gibi düşünebilirsiniz diye buraya koydum. Bu da ayrı yazılıyor. Bazı öğrenciler şöyle diyor. Hocam diyor ya, çevrim içi nasıl ayrı ya? Her yerde bitişik yazılıyor. Ayrı arkadaşlar. Dikkat. İçi, dışı, sonu, sırayı, sıraları ayırıyorsun. Aklında tutuyorsun. Yalnız şuraya gelmişken söylemeden geçemeyeyim. Sınavda çıkar mıkar. Sonra Oğuzhan Hoca anlatmadı demeyin arkadaşlar. Aybaşı derken ayın, biz hani maaş aldığımız dönemler var ya, o dönemleri kastediyorum. Özel gün olan, hani bayanlar için özel gün olan normal aybaşı arkadaşlar bitişik yazılıyor. O aybaşı bitişik, ama sınavda çıkar mı? Bence çıkmaz. Yine de bilmekte fayda var. Peki sıraları ayırdık, rahat oturduk. Hocam istisna var mı? Arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Şu sırada ifadesi bitişik yazılıyor. Bir de aybaşını TDK ayrı yazarken yılbaşını
özel bir gün düşündüğündendir muhtemelen. Çünkü bir mantığı yok. Bunu arkadaşlar bitişik yazıyor. Oysa aybaşı bence daha önemli bir gün. Maaş alıyoruz, cebimize paracık giriyor. Ama yılbaşını arkadaşlar özel bir gün düşündüğünden olacak. Bitişik yazıyoruz. Dikkat ediyorsunuz değerli öğrencilerim. Sıraları ayır, rahat otur. Evet, son kısımdayız. Değerli öğrencilerim, buraya gelmişken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Biliyorsunuz 2 ay önce başladık. Büyümeye ihtiyacımız var. Desteklerinizi bekliyorum değerli öğrencilerim. Arkadaşlar TDK'de bir sürü yağ var. Ülkemizin birçok yerinde çeşitli çeşitli yağ ismi üretmişiz arkadaşlar. Bakın en çok kullandığımız tereyağı ve zeytin yağı. Bunları unutmayın. Bu ikisi bitişik yazılıyor. Yine iç yağ da bitişik yazılıyor. Hemen bunu böyle kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Tiz gibi kodlayabilirsiniz isterseniz. Tereyağı, zeytinyağı, iç yağı değerli öğrencilerim. Bunlar bitişik yazılıyor. Ancak kuyruk yağı ayrı yazılıyor. Bazıları hocam diyor iç yağ ile kuyruk yağı aynı şey değil mi? Hayır arkadaşlar, bu koyunların kuyruğundan yapılan yağ. Bu hayvanın iç kısımlarının iç kısımlarından alınarak yapılan yağ. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ayçiçek yağı gibi, kekik yağı gibi, mısır yağı gibi bu bitkilerden oluşan yağların hepsi ayrı kalıptır. Yine sıvı yağ da ayrıdır. Şöyle zaten karşınıza bunlardan fazla yağ çıkacağını düşünmüyorum. Bir sürü yağ var. Siz arkadaşlar şu üçünü aklınızda tutun. Tiz diye tereyağı, iç yağı, zeytin yağı şeklinde bunları aklınızda tutun. Bitişik, diğerleri ayrı yazılıyor arkadaşlar. Evet, devam edeceğiz yazım kurallarıyla ilgili detaylar vermeye. Kendinize çok güzel bakıyorsunuz değerli öğrencilerim. Allah'a emanet oluyorsunuz. Sakın kaybolmayın. Görüşmek üzere.